Yeniden merhaba arkadaşlar. Anakartımız Biostar'ın P35D2-A7 P35 chipsetli bir anakart. Bu anakartımıza modlu BIOS nasıl yüklenir ya da BIOS mod nasıl yüklenir, güncellenir, bunu anlatmaya çalışacağım sizlere arkadaşlar. Bunu göstermeye çalışacağım. Anakartımızda modlu BIOS yüklü ama ben yeniden sizlere tekrar bir daha göstereceğim. Üzerinde X10E5450 işlemci var. Siz modlu BIOS yükleme yaparken mutlaka Core 2 Duo ya da Dual Core işlemci kullanın. Hep birlikte geçelim arkadaşlar. Şimdi öncelikle burada görmüş olduğunuz gibi bir klasör oluşturdum. Anakartımızın ismini belirten. Şimdi burada yeni bir klasör oluşturuyorum. Adı modlu BIOS olarak geçiyor. Hemen blok sisteme giriyorum. Buradan BIOS'ları seçiyorum. Anakartımın modeli burada arkadaşlar. Tıklıyorum buna. Burada indireceğimiz modlu BIOS var arkadaşlar. Tıklıyorum. Bunu indiriyorum. Az önce oluşturmuş olduğumuz modlu BIOS klasörünün içine bu dosyayı atıyorum. Burayla işimiz kalmadı. Bunları kapatalım. Buraya çıkartıyorum. Şifre istiyor benden. Tamam diyorum. Modlu BIOS dosyamız buraya çıktı arkadaşlar. Şimdi bu klasörümüzü burada açmıştık. Burada modlu BIOS adında bir klasör daha açtık. Bizim modlu BIOS dosyamız burada. Bunun için bu Gigabyte'ın update yazılımını kullanabiliriz. Yani Gigabyte'ın 775 soket anakartları için sunmuş olduğu BIOS güncelleme yazılımını masa üstünden kullanabiliriz. Açıyorum bunu. Yazılım açıldı. Şimdi bu klasörün olduğu yeri göstereceğim arkadaşlar. Dosyadan BIOS güncelle diyorum. Bizim klasörümüz buradaydı. Bu dosyayı gösteriyorum arkadaşlar. Bize bir uyarı veriyor. Bunları kapatalım. Güncellemek istiyor musun diyor. Evet diyorum. Okeyliyorum yani. Yeniden başlat. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modlu BIOS'umuz yüklendi. Windows 10'da bu anakartın çalışması için, yani Windows 10 işletim sisteminde bu anakartın çalışması için burada yaptığım işlemlere dikkat edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi eğer modlu BIOS güncellemesini yapmışsak şurada görmüş olduğunuz mikrokod güncelleme uyarlaması yazısında A0EH çıkmalı. Ancak bu işlemci E0 kodlu ise geçerli. Yani bu E0 kodlu ise ancak buradaki CPU ID menüsünden mikrokod güncelleme uyarlaması böyle olmalı arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani bu anakart
BIOS güncellenmiş durumda şu anda. Masa üstünden. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bu yaptığımız işlemler masa üstünden modlu BIOS güncelleme işlemi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi de DOS ortamında yani siyah ekranda modlu BIOS güncelleme işlemini yapalım. Bunu nasıl yapılacağını anlatmaya çalışayım arkadaşlar size. Masa üstünde böyle bir klasör oluşturmuştum daha önce. Buraya DOS ortamında diye bir klasör açtım arkadaşlar. Bu klasörümüz boş içi. Daha sonra modlu BIOS indireceğimiz blok sisteme gidiyorum. Burada belirtmişim arkadaşlar. DOS ortamında BIOS güncelleme, BIOS update güncelleme diye. Bunu indiriyoruz arkadaşlar. Artık burayla işimiz kalmadı. Kapatıyoruz. Şimdi indirdiğimiz dosya bu. Bu indirdiğimiz dosya. Buraya çıkartıyoruz bunu. Buraya çıkart diyorum. Şifreye giriyorum. Dosyamız buraya çıktı arkadaşlar. Şimdi burada önce Rufus programını kurmamız gerekecek. Ben bunu kurdum buraya arkadaşlar. Yani bunu buraya attım. Önce bunu açıyoruz arkadaşlar. Bunu açıyoruz. Bunu da göstereyim. Burada FreeDOS yazıyor. Ona tıklıyorum. Burada flash belleğim takılı. Yalnız şunu hatırlatayım. Flash belleğin içinde herhangi bir dosya bulunmasın. Çünkü tümünü silecektir. Buradaki seçenekler bunlar arkadaşlar. Başka herhangi bir işaretleme ya da başka bir işlem yapmanıza gerek yok. Burada başlat diyorum arkadaşlar. Size bu uyarı veriyor. Bunu kapat diyorum. Buradan flash belleğimin içine giriyorum arkadaşlar. Flash belleğimde böyle bir dosya var. Şimdi burada bu ikinci klasörde şu USB flash bellek diye adlandırılan klasörün içindeki bu iki tane dosyayı bunun içine atıyorum arkadaşlar. Buraya. Atıyorum. Bu işlem bu kadar arkadaşlar. Şimdi diğer işlemleri DOS ortamında yani bilgisayarımızı yeniden başlatacağız. Bu şekilde modlu BIOS güncellemesine devam edeceğiz arkadaşlar. Yeniden başlat diyorum. İstersem F9 ile de geçiş yaparım ama ben Del tuşuna basarak BIOS'a gireceğim. BIOS'tan bot menüsünden şunu klavyenin numlock tuşunun olduğu yerdeki artı eksi tuşlarıyla en üste getiriyorum arkadaşlar. Yani flash belleğimizi ilk sıraya getiriyorum. Buradan F10 ile çıkıyorum. F10'a basıp çıkıyorum. Şimdi bilgisayarımız flash bellekten açılacak arkadaşlar. Enter'lıyorum buraya. Burada flash belleğin içindeki bilgileri görmemiz gerekecek. Burada dir yazıyorum arkadaşlar. Sadece dir yazıyorum. Enter'lıyorum. Burada şu görmüş olduğunuz AVD Flash Exe bize gerekli olan yazılım bu. Bunu çalıştıralım buradan, buraya yazarak. Bu şekilde yazdık. Enter'layacağım arkadaşlar. Şimdi bize
bir menü geldi buraya. Bu menüye dosya ismini yazmamız gerekiyor. Bizim dosya ismimiz neydi? BIOS.ROM. Aynısını yazıyorum arkadaşlar. BIOS.ROM. Bunu yazıyorum. Dosya ismini doğru yazmamız gerekiyor. Flash belleğin içine attığımız dosya ismini iyi bilmemiz gerekiyor. Enter'lıyorum arkadaşlar. Bekleyin diyor bana. Şimdi mevcut BIOS'u kaydetmek istiyor musun diyor. Diyelim ki kaydedelim. Bu kaydedeceğiniz dosyanın ya da BIOS dosyasının ismini istiyor. Ben de yedek diyorum. Yani bizim eski BIOS dosyamızı kaydetmiş oldu. Programa devam etmek istiyor musun diyor. Yes diyorum ben. Yani yet şuna. Şu anda BIOS güncelleme işlemine başladı arkadaşlar. Önce siliyor. Aynı zamanda programlıyor. Komple yüklendi diyor arkadaşlar. Bu işlem bitti. F1'e basarsanız devam edeceksiniz diyor. F1'e bastım. Devam ettim. Hemen BIOS'uma giriyorum. Anakartım açıldı. Demek ki doğru BIOS güncellemesi yaptık. Buradan tekrar bizim hard diskimizi, yani Windows işletim sistemi yüklü hard diskimizi X-ray alabiliriz. Buradan çıkıp bu Windows 10 için modlu BIOS güncellemesi de denilebilir arkadaşlar. Buradaki ayarlara bakarsanız Windows 10 yükleme sorunu yaşamazsınız. Bu yazılımın eski anakart olduğu için floppy disketten yükleme menüsü de var. Ancak bu çalışmıyor arkadaşlar. Bunu enter'layalım, deneyelim. Burada hemen bir uyarı veriyor. Floppy disketin olmadığını belirtiyor. Tab tuşuyla diyor. İlerle diyor. Ama tab tuşuyla ilerleyemiyorum. Çünkü floppy disket takılı olmadığından. Bunu da böylelikle görmüş olduk arkadaşlar. Buradan çıkalım. Evet arkadaşlar. BIOS'lar P35D2-A7 anakartımıza DOS ortamında modlu BIOS güncellemesini de yaptık. Bunu da gösterdim arkadaşlar size. Hem masaüstü hem de DOS ortamında bu tür anakartlara nasıl modlu BIOS yüklemesi yapılır ya da güncellemesi yapılır, bunu sizlere ayrıntılı olarak göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuşumdur arkadaşlar. Yine belirteyim. Modlu BIOS güncelleme ya da BIOS güncelleme işlemleri sırasında X-Xeon işlemcileri kullanmamaya dikkat edin. Core 2 Duo ya da Dual Core işlemci kullanın. Yani standart bir sisteminiz olsun. Fazla abartılı olmasın. Tek RAM de kullanabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu bilgiler sizlere fayda sağlıyordur. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar.